Yeni videodan herkese selamlar. Bugün kendimle gelin güvey oluyorum. Kendime soracağım, kendim cevaplayacağım. Hazırsanız ilk sorudan başlayalım. Kesinlikle açık ara yüzme. Çünkü çocukluğumun çok büyük bir kısmı yüzme sporuyla geçti. Benim böbrek rahatsızlığım çıktı. Beni milli takıma hazırlıyorlardı ve gerçekten küçücük bir çocuktum ve kelebek konusunda çok çok iyiydim. Ardından işte o gelişen süreçte antrenörüm motor kazası geçirdi, öldü. O süreç öyle kapandı yani, yüzme olayı benim için orada noktalanmış oldu. Ama hani bisiklet sporuyla uğraşmasaydım büyük ihtimal yine başarılı olabileceğim bir spor kesinlikle yüzme sporu olurdu diye düşünüyorum. Ya da belki böyle daha böyle atışsal, hani böyle silahların da içinde bulunduğu belki bir sporda başarılı olabilirim. Belki avcılık sporunda başarılı olabilirim. Tam bunun devamında bir soru. Çünkü zaten hayatımın belli bir kısmı yüzmeyle geçmiş. Bisiklet zaten hayatımın son 10 senesi. Çok büyük keyifle, severek yapıyorum zaten. Triatlon yapar mıyım? Triatlon yapmam. Yani triatlon yapmayı en azından böyle önümüzdeki seneler içerisinde düşünmüyorum. Neden? Koşuyu gerçekten sevmiyorum. Koşu sporunu gerçekten sevmiyorum. Sevmediğim bir spor. Bana hiç keyifli gelen bir yanı yok. Mantıklı gelen bir yanı da yok açıkçası. Ama hani baktığım noktada triatlon yapmak istiyorsan eğer koşu da yapmak zorundasın. Yıllar öncesinde şunu sormuştum. Şunu araştırmıştım daha doğrusu. Eğer olimpiyata gidebileceksem triatlon yapar mıyım diye sormuştum kendime. Evet. Peki olimpiyata gidebilecek miydim? Hayır. Triatlon defteri benim için kapanmış oldu. Ha, bu arada duatlon Türkiye şampiyonasında benim üçüncülüğüm var. Öyle de bir olay. 2019'da mı? Antalya'da. Tabii Antalya'ydı. Duatlon Türkiye şampiyonasında üçüncülüğüm var. Ya da şampiyonanın bir ayağı da olabilir. Şampiyonaydı ya. İstatistik her şeydir. Matematik her şeydir bir defa. Yani hayatın hangi alanında olursa olsun ben kesinlikle matematiğe inanan, tapan bir insanım. Matematik her şeydir. Data çok önemlidir. İstatistik çok önemlidir. Çünkü baktığın zaman bir hedefin vardır. Gelişim için çok önemli olabilir. Veya hani geçmişten bugüne baktığın zaman ne yaptığını görebildiğin bir durumdur istatistik. Hocam ben istatistik kesinlikle önemlidir diye düşünüyorum. Hele ki bir sporcuysanız, amatör olun, profesyonel olun fark etmez. Bir hedefiniz varsa, bir yarışa hazırlanıyorsanız veya amacınız kilo vermekse bile tabii ki de istatistik her şey oluyor. İstatistik önemli oluyor o noktada. Fıtı fıtı. Fıtı 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 fıtı. Al küçük aynayı. Fıtı 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 çevir. Devam. Yönetmen serzenişte. Öyle herkes küçük aynayı alıp fıtı fıtı yapamayabilir dedi. Tamam. Mantık şu. Eğer nabzını düşürmek istiyorsan sakinleşmen lazım. Çok ciddi bir yokuş çıkıyorsan, nabzını düşürmek istiyorsan zaten çok bir alternatifin yok. Yine alabileceğin en büyük dişi, en rahat dişi alıp fıtı 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 gitmenin bir yolunu bulman lazım. Veya işte düz yolda yapıyorsan veya antrenman arasında ve nabzını düşürmek istiyorsan kesinlikle power'ı falan, diğer bütün dataları bir kenara bırakıp kalp hızına odaklanıp daha böyle sakin, biraz daha derin nefes moduna. Tabii ki de 200 nabızdayken gidip de yapmaya çalışmayın bisiklet üzerinde. Daha böyle sakin, daha stabil şekilde hani gibi böyle rahat rahat. Biraz kendinize zaman tanıyın. Önemli değil. Mesela set aralığınız vardır 5 dakikadır ama nabzınız düşmüyordur. 6 dakikaya çıkartın onu. Önemli değil. S-Works harici diye söylüyorum. Orbea, Orca, Aero. Tamam, S-Works en sevdiğim bisikletim olabilir ama Orbea'nın bende bıraktığı izler, Orbea'nın bende bıraktığı o hissiyat çok farklıydı. Çünkü ben bir sprinter olduğum halde bir tırmanış yarışı kazandım Orbea'yla. İşte Sırbistan'a gittiğim zamanlar yine altımda Orbea'm vardı. Aynı sene Orbea'yla çok vakitte geçiremedim aslında. Bir 3 aylık bir süre geçirdim ettim ama o kadar keyifliydi ki, o kadar onun rigidliği, o kadar o sertliği hoşuma gidiyordu ki renkleri böyle kırmızı sarı siyah bir bisikletti. Çok sert, çok agresif bir bisikletti ve İnanılmaz hafifti. Yani 7.1 kilo falandı yani. Gerçekten çok çok hafif bir bisikletti ama faciayla bitti. Bir o işte kazandığım Kartepe yarışının hemen ardından gelirken bisiklet arabanın arkasına, otobana düştü ve parçalandı. O yüzden S-Works harici bir cevap veriyorum buna. Tabii ki de Orbea, Orca, Aero diyorum. Onun dışında bir de Origine, Fransız bir bisiklet. Origine, Origin, işte Fransızcadan nasıl okunuyor bilmiyorum. Origin diye okunuyormuş. Axome, AXXOME 350 diye bir bisiklet vardı. Çocukken kullanmıştım yine onu. Hani onda bir 1000 km falan kullanmıştım. İnanılmaz sert bir bisikletti. İkinci de o gelir. Rigidlik. Benim bisikletim sert olacak. Benim bisikletim gerekirse taş olacak. Esnemeyecek böyle. Taş gibi olacak. Kaya gibi olacak.
Üzerine grup set dizersin. Üzerine jant alırsın. Üzerine gidonunu koyarsın. Üzerine ayna koy. Her şeyini, seleni, her şeyini değiştirirsin. Ama kadro, kadro olmazsa olmaz. Sert bir kadronun üzerine ne grup set koyarsan koy zaten gider. Çok iyi bir grup set koyarsın. Çok hafif bir jant koyarsın. Çok iyi grup sete çok profilli ayrı bir jant koyarsın. Yine kullanırsın. Çok da keyif alırsın. O yüzden benim ilk önceliğim, ilk tercihim kesinlikle rigid kadrodan yanıdır. Hani şöyle bir şey var. Yani şu evde şu an böyle bir iki tane S-Works tarmak kadro falan yedeklemek isterdim yani, öyle söyleyeyim. O kadar. Rigid kadro önemlidir. Yönetmen detay seviyor. Rigidlik nedir? Birazcık ondan bahsedeyim. Şimdi siz bisiklete bindiniz. Bisiklet kadroları bir yerden sonra bence esnekliği artıyor. Bakın bence diyorum. Çünkü hani bir kullanımdan sonra o esnediğini hissedebiliyorsunuz materyali sebebiyle. Rigid bir kadro demek verdiğiniz gücü birebir aldığını hissetmeniz demek. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir yol bisikletiniz var. Bir de market dağ bisikletiniz var. Marketten alınmış. Hani marketten alınmış dağ bisikletine bindiğinizde bir hissiyat vardır. Basarsanız gitmez etmez vesaire ya. Yani rigidlik de öyle bir şey. O kadar net anlayabildiğiniz bir şey. Bir bisikletin üzerine binip ayağa kalktığınız zaman wow dedirten şey o rigidlik. Yani hani ayağa kalkarsınız veya oturursunuz, tempoya kapanırsınız, ayrı gitmeye çalışırsınız, yokuş yukarı böyle poponuzu hafif öne alıp böyle tempo yapmaya çalışırsınız falan. O verdiğinizi alıyor mu? İşte bisiklet ne kadar sert, esniyor mu, esnemiyor mu? O kısımlar tamamen rigidlik nedir onu kapsıyor. Rigidlik birazcık sertlik diyebiliriz. Esnemezlik, sertlik, verdiğini alma gibi özetlenebilir. Hatta bununla ilgili şey var. Kanalımda bir tane video var. Ahmet'in yeni aldığı yeşil Bianchi bisikletinin rigidliğini konuştuğumuz. Yani inanılmaz bir rigid bisikletti. Çünkü bir de 47 kadro mu ne? 49 kadro galiba. Hani minnacık bir kadro. Haliyle hani uzayıp böyle velinin bisikleti gibi böyle 58 kadro uzayıp daha böyle geniş, daha böyle uzun açılarda değil. Daha kısa, daha böyle sert bir kadro. Daha rigid bir kadro. Öyle bir muhabbetimiz de vardı. Hani hem muhabbetine bakabilirsiniz hem de bisiklet incelemesine bakabilirsiniz. O öyle bir şey, rigidlik yani. Ekip sürüşlerini daha çok seviyorum. Solo sürüşlerde canım sıkılıyor. Ekip sürüşlerine canım sıkılmıyor. Öne geçip çeviriyorum zaten. Bu soru birazcık zor bir soru çünkü çok fazla yere gittim. Hani belki yarısından fazlasını gezmişimdir haliyle. En sevmediğim Muş'tur büyük ihtimal. Muş diyebilirim. Hatta en sevmediğim... Evet en sevmediğim Muş'tur. En sevdiğim de... Aslında sevdiğimi şöyle söyleyeyim. Sonra 1-2-3 diye sıralayacağım ama 1-2 kendi arasında yer değişebilir. Ben sol tarafı dağlık, sağ tarafı deniz, her yeri çok seviyorum. Veya tam tersi. Hani Antalya'dayken bu tarafa geliş yönünüz olur ama Balıkesir'de tam tersi olur. En sevmediğim ikinci İstanbul. Bak yine çıktı ortaya. Çünkü artık yani zor bir şehir. En sevdiğimde de yani dediğim gibi bu özellikleri karşılayan Altınoluk var, Balıkesir. Yani Körfez kısmı yani sahil ve dağlık olduğu, Kaz Dağları'nın olduğu kısım. İkincisi Alanya var. Ama 1-2 kendi arasında gerçekten sık yer değiştirebilir yani. Çünkü hani buraları daha yeni keşfediyorum, Altınoluk, Kaz Dağları'nı. Hani belki burada 2 saat çıkış yapabileceğim bir yer vardır yani, bilmiyorum. Ama hani Alanya dediğiniz zaman Alanya'da nerede ne var? İşte Manavgat'a gidersen orası var. İşte Aylov Alanya'ya çıkarsan, Yayla'ya çıkarsan orası var. 1200'e çıkıyorsun onu yapıyorsun diye her yerini biliyorum artık. Ama dediğim gibi benim kesinlikle o ikisi arasında şekillenir diye düşünüyorum. Karadeniz olmaz mı diye sorabilirsiniz. Düşünebilirsiniz en azından. Karadeniz olmaz. Çok spesifik bir soru. Bu konuyla ilgili birazcık bir şeyler anlatmak isterim. Birincisi şunu bilmemiz gerekiyor kesinlikle. Vücudumuzun temel enerji kaynağı karbonhidratlar. Tabii de beslenme düzeninize bağlı olarak değişebilir. Bir ara veganlık mı çıkmıştı? Bir şey çıkmıştı. Ne yemiyorlar? Sadece yağla besleniyorlar. Neydi? Vejeteryan da değildi ya. Değişik bir şeydi. Yani pesketeryan. Sadece balıkla beslenen bile varmış. Yok değil. Sadece yağla beslenenler de deniyordu. Çılgın işler. Yok, gluten de değil de kendi kendime konuşuyorum harbiden, deli oldum. Birinci enerji kaynağı vücutta glikozdur, şekerdir yani. Karbonhidrattır daha doğrusu. Karbonhidratı da gerçekten sık da kullanmak gerekiyor. Özellikle hani kilonuza göre, yaptığınız spora göre, eforunuza göre, antrenmanınıza göre, hatta haftalık planlamanıza göre bile karbonhidrat kullanmanız gerekiyor. Hatta antrenmandan sonra bile karbonhidrat kullanmanız gerekiyor ki vücut hani o glikojen depoları boşalıyor. Hem onlar hızlı bir şekilde dolsun ve toparlanmak için enerjiniz olsun gibisinden. Bu konu önemli bir konu. Ben yanımda yedekli de gezerim. Yedekli gezmeyi de çok severim. Çünkü hani her an ne olacağını bilmiyorum. Geçen burada Kaz Dağları'nda MTB'de bir yerlere girdim. Hani bir saat çıkar inerim falan diye çıktım. Çıktıktan sonra in çık. Gün sonunda neredeyse 2000 metreye yakın tırmanış yapmıştım. 4 saate yakındı. Hani artık karbonhidratsız olsaydım, orada yedeksiz olsaydım vesaire,
her an her şey olabilirdi. Yani tabii ki de profesyonellikte bu birazcık böyle olmuyor aslında. Çünkü önünüzde antrenman programınız var. Kaç saat ne yapacağınız, kaç watt çevireceğiniz veya kaç nabızda gideceğiniz, kaç hızda gideceğinizin değerleri var. Orada tabii ki de hani daha kontrollü kullanıyorsunuz ama karbonhidrat kullanmak çok çok önemli bir şey. Bu konuda hani ben bir de VUP kullanıyorum. Çünkü hani karbonhidratın yanında elektrolit desteği de alıyorum. Elektrolit desteği de aldığınız zaman hani vücudunuzda kaybettiğiniz değerleri yerine koymuş oluyorsunuz. O da önemli bir kıstas olmuş oluyor. O yüzden karbonhidrat konusu çok önemli. Enerji konusu çok çok önemli. Bu konuda siz de gerekli özenini gösterin. Hatta bununla ilgili kanalımda KZ Karbonhidratlar diye de bir YouTube videosu var. Hani onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Yine hani kafanıza takılan sorular olursa bana sormaktan çekinmeyin ki hani ben daha detaylı açıklayabileyim. Şimdi bilimsel kısmını da daha detaylı açıklayabileyim sizlere. Çünkü bu konular birazcık işin şey kısmı oluyor. Çok detay ve çok artık akademik kısmı gibi oluyor ya. Bunu tecrübeyle birleştirip size aktarmak istediğimi bana söylemeniz lazım ki size bununla ilgili içerik yapayım. Hayatımın en kilolu olduğum dönemimdeyim şu anda. 71 kilogram ağırlığındayım. Çünkü birazcık jimlere ağırlık vermeye başladım. Birazcık daha böyle ağırlık sporuna ağırlık vermeye başladım. Tabii bu da kas kütlesi olarak yansıyor. Hatta ben jim yapmasam bile kas kütlesi olarak yansıyor. Bisiklete binmem yeterli oluyor benim için. Hiç kilolu olmadım o yüzden. Yani en kilolu olduğum dönemde bu. Bunda da zaten yağ oranım çok çok düşük. Hani o yüzden yine kilolu sayılmam. Sadece bir ağırlığım, ağır olarak bir ağırlığım var gibi oluyor. Zaten şöyle de bir durum var. Mesela bir ay bisiklete binmeyeyim, iki ay bisiklete binmeyeyim veya bir yıl bisiklete binmeyeyim. Ben kilo alabileceğimi de zannetmiyorum. İnanılmaz yemek yiyorum. Çok yemek yiyorum yani. Gün içerisinde o kadar çok yemek yiyorum ki. Ama ona rağmen çalışıyor metabolizmam hızlı. Bazal metabolizmam biraz hızlı olduğu için kolay kolay kilo alamıyorum. Güzel bir soru. Eğer siz 10 gün spor yapmazsanız vücut kolay kolay atrofiye uğramaz. Bakın çok basit, çok uzaktan böyle bakıyorum konuya şu anda ve yüzeysel anlatıyorum size. Daha net anlaşılabilmesi için. Bu onun detaylı videosu değil yani. Ama siz bir yerden sonra antrenman yapmaya devam etmezseniz ve beslenmeye devam etmezseniz, hani işin ucunda bazal metabolizma hızından da bahsediyorum ya, bu sefer vücut enerji üretebilmek için sizin kaslarınıza saldırmaya başlayacak. Bu sefer kaslarınızda yıkım olmaya başlayacak. Atrofiye gidecek kaslarınız ki kasların yıkımından elde edilen enerjiyi vücut kendini idame ettirebilmek için kullansın. Hani siz çok uzun süreler aç kalabilirsiniz ama aç kalabilmenizin sebebi vücudunuzdaki yağları vücudun kullanmasıdır. Vücudunuzdaki kas kütlesini vücudun kullanmasıdır. Bu sebeplerden dolayı. Hani açlık hissi evet kötüdür vesaire ama sonuçta kolay kolay da şey olmazsınız. Hatta bununla ilgili denk gelmişsinizdir. Hastalar, bazen yemek yemeyen hastalar belli bir süreçte aşırı derecede çok kilo verebiliyorlar. Şimdi en basit tabiriyle olayı anladık. Şimdi protein tozu bir defa kas yapmaz. Yani birebir aldığın zaman kas yapan bir durum değil protein tozu. Şimdi protein tozu ben öneririm ve kullanılmasını da tavsiye ederim. Tabii ki de eğer bir rahatsızlığınız vesaire varsa kesinlikle doktor kontrolünde olmasını söylerim. Protein tozu neden önemli? Çünkü protein tozu bir defa yediğiniz bir ete göre daha kolay sindirilebiliyor. Yani ben antrenmandan gelmişim. 5 saat ömrümden ömür gitmiş, canımdan can gitmiş. Oturup orada bir de köfteler yiyorsun, pirzola yiyorsun, tavuklar yiyorsun, yedikçe yiyorsun. Zaten ölmüşsün yani. Vücut onu sindirmek için zaten çaba gösteriyor. Sen zaten yorgunsun yani. Ki etin sindirimi gerçekten çok zor vücutta ve yani protein denince de aklımıza et geliyor. Şimdi maliyet kısmı da var bu arada. Yani herkes ete ulaşamıyor. Böyle bir durumda da gidip tabii ki de protein tozu kullanmak iyi bir seçenek haline geliyor. Ne yapıyorum? 5 saat sürdükten sonra eve geliyorum. Protein tozumu içiyorum. Ya da antrenman biter bitmez. İçtikten sonra duşumu alıyorum. Duşumu aldıktan sonra biraz dinleniyorum. Uyuyorum yarım kısa süreliğine böyle. Hani orada bir saat geçiyor diyor. Daha sonrasında makarnamı, yemeğimi, işte gereken şeyleri yiyorum. Ya demek istediğimi şöyle düşünebilirsiniz. Zaten yıkımda olan bir şeye, zaten düşmüş birine bir tekme de siz atmayın yani. Vücut zaten zorlanmış. Vücut zaten ciddi bir efor sarf etmiş. Onun üzerine sizin ilk yapmanız gereken vücudu nasıl toparlayabilirime odaklanmak. Hani bu bilinmiyor aslında. Ama antrenman demek vücuda stres demek. Antrenman demek vücudunuza zorbalamak demek. Yani vücudunuza bir şiddet uygulamak demek. Kas liflerini böyle düşünün. Kas liflerini kopartıyorsunuz. Daha sonrasında o kas lifleri daha güçlü bir şekilde birleşiyor. Bu sefer siz daha fazla güç uygulamak zorunda kalıyorsunuz onu kopartmak için. Yine kopuyor. Hep bir yapım yıkım. Anabolik katabolik olaylar oluyor. Şimdi bu olaylar olurken daha fazla yormanın anlamı yok. Bunu daha kontrollü bir şekilde yapabilirsiniz. Ki kanalımda spor cerrahıyla ettiğim sohbetlerden birinde de protein tozunu zaten hastalarda bile önerdiğini, disprotez ameliyatlarından sonra, ciddi büyük ameliyatlardan sonra bile önerdiğini kendisi söylüyor. Yani protein tozu böyle hani tabii ki kullanılması gereken bir şey haline geliyor orada. Ama burada doktor kontrolü önemli. İşi bilen birinin tarafından kontrol edilmesi önemli. Tabii ki bu işi bilen birisi gidip de
spor salonundaki böyle püs basmışım amino asiti abiler değil tabii ki de. İşin doktoru, işin uzmanı, işin işte diyetisyeni bu konuyla artık hangi birim ilgileniyorsa. Şimdi bisiklet bir defa sürdüğünüz zaman, kullandığınız zaman sizi mutlu eden bir şey. Eğer bisikletten mutlu olmuyorsanız mutlaka bir problem vardır. Bir yerde bir sıkıntı vardır. Neye odaklanmanız gerektiğini kaçırıyorsunuzdur. Yani bir bisikletiniz vardır, kullanmak için almışsınızdır ama ya tabii ki de daha yükseğini isteyebilirsiniz ama bütçeniz el vermiyordur, onu kullanamıyorsunuz diye üzülüyorsunuzdur. Bakın bu sıkıntı. Bisiklet sürüp de mutsuz olunmaz. Bisiklet sürüp de mutsuz olamazsınız. Bisiklet öyle bir spor aleti. Bisiklet öyle bir enstrüman hayatınızda. Ve ben bisiklet kullanıp da uzun vadede mutsuz olan hiçbir insan görmedim. Hani bu böyle hani bisiklet kullandığı için. Daha çok neyle alakalı oluyor? Hani bisikletini yükseltmek istiyor, maddi imkanı yok. Bir şeyler yapmak istiyor, maddi imkanı yok. Kısımlarından dolayı oluyor. O yüzden bisiklet kesinlikle ve kesinlikle uzun vadede sizi mutlu eder. Sağlık konusunda inanılmaz gelişmeler kat etmenizi sağlar. Yani burada hani şey gibi. Her gün bir avuç çekirdek yerseniz karaciğerinizin yağlanması azalır. Buna olarak demiyorum. Bisiklet kullandığınız zaman, kitabı bilgi değil, tecrübelerimi aktarıyorum yani, mutlu olursunuz. Ya o kadar mutlu olursunuz ki mutlu yetmez mi? Mutlu olursunuz. Şimdi geliyorum ikinci soruya. Aslında bisiklet darbeli bir spor değil. Bisiklet bir dayanıklılık sporu. Aslında bisiklet bir takım sporu, takım dayanıklılık sporu ama tabii ki de bireysel hobi amaçlı da yaptığınız zaman bir defa şöyle düşünebilirsiniz. Ben daha küçücük çocuktum, 15 yaşında mıydım? Gerçekten küçük bir çocuktum. Buradan Kocaeli'ne Furkan'la beraber okulundan diploma almaya mı bir yere gitmiştik mesela. Gebze'ye gitmiştik bisiklet sürerek. Ulaşım aracı olarak kullandık. Gittik geri geldik. O kadar keyifliydi ki anlatamam size. Yani bir tane bitmin kaskım vardı. Ucuna böyle ışık bağlamışım hani falan böyle tokayla sabitlemişim. Hani öyle öyle bir şeyden altımda bitmin Triban 3 var. Ben 1.50'yim o zamanlar. Kadro boyum 57. Böyle korkunç bir her şey sıkıntıdayken falan ulaşım amaçlı kullanmışım. O kadar keyifli ki onun dönüşünde bir yerden hatta vapura mı bindik bir şey yaptık. Galiba Kadıköy'den Bakırköy'e geçmek için benim orada böyle uyuduğum hani uyuduğumda değil artık öldüğüm bir fotoğraf var yani Furkan onu paylaşmış çok iyi hatırlıyorum. Ne kadar güzel şeylerdi yani böyle ulaşım amaçlı kullanmışım bisikleti. Buradan almışım bisikleti gitmişim bir yere. Şu anda da öyle mesela buradan 200 kilometre bir uzaklıkta bir yere ben bisiklete gidebilmeyi düşünüyorum. Veya işte bir yere bisikleti ulaşım amaçlı kullanıyorum. Ulaşım amaçlı bisiklet kullanabiliyorsunuz. Yani bir dayanıklılık sporunu da geçiyorum. Sizin eliniz ayağınız kolunuz olabiliyor o noktada. Benim Fatih Erdem diye arkadaşım var. İnanamazsınız ya her gün işe bisikletle gidip geliyor. Ve evinden çıkıyor, vapura gidiyor, vapurdan iniyor, işine bisikletle sürüyor, tam tersini yapıyor. Mesela Mehmetcan Balcı var İzmir'de, aynı zamanda federasyon yarışlarında yarışıyor kendisi. Kendisi de yeminli tercüman. Sürekli belgeleri, evrakları bisikletiyle götürüp gidiyor. Adam resmen toplu taşımaya karşı gibi yani. Onun için bir savaş gibi bir şey demek yani toplu taşıma. Bisikletiyle gidiyor, bir saatlik mesafeye gidiyor. Her gün storiesini paylaşıyor. Müşteri ona yetiştirebilir misiniz gibi bir şeyler söylüyor. Bisikletinin fotoğrafını atıyor ona yetiştirin gibisinden söylüyor yani. O kadar bisikleti hayata haline getirmiş insanlar var. Bisiklet sizi o yüzden mutlu eder. Bisiklet bir ulaşım aracı aynı zamanda sizin mutluluk kaynağınız haline gelebiliyor. Darbeli bir spor değil, futbol gibi. Hani futbol halı saha maçı her gün yapamazsınız. Bir yerden sonra yorulursunuz. Ama mesela bisiklete her gün binebilirsiniz. Tenisten bahsedeyim. Tenis hani benim yeni oynamaya başladım. Yeni tanıştım ve hani sık oynamak istediğim, keyif aldığım bir spor. Baktığım zaman tenis daha darbeli bir spor. Tenisi de mesela her gün oynayamayabilirsiniz. Ya yani birazcık çünkü hani bisiklete örnek veriyorum. Bisikletle işe gidip gelebilirsiniz ama tenise işten sonra gitmeniz gerekiyor. Ya da işten önce gitmeniz gerekiyor. O daha kısa, daha böyle sert intervaller yapıyormuşsunuz gibi oluyor. Evet çok keyifli, çok şey. Ama mesela haftada 1-2 oynadığınızda daha keyif alabileceğiniz şeyler oluyor. Veya işiniz yoktur. Sadece tenise ayıracak çok fazla vaktiniz vardır. Çok mükemmel, keyifli bir şey olabilir. Hatta ona da kesinlikle bisikletle gidin gelin diye söylüyorum. Isınırsınız, soğumanız çok çok iyi olur. Ben geçen gün öyle yaptım. Mükemmeldi. Yani diğer sporlar da elbette mutlu eder ama hani bisikleti hayatınıza her alana koyabilirsiniz. Başka bir sporda uzmanlaşıp bisikleti kullanabilirsiniz. Profesyonel tenisçiler öyle yapıyormuş. Yani bisikletle ısınıp bisikletle soğuyorlarmış. O yüzden bisiklet önemli bir enstrüman. Bisiklet mutluluk sağlar uzun vadede. Uzun vadede gerçekten mutluluk sağlar. Bir de bisikletle kilo almanız zor ya. Bisiklet düzenli biniyorsanız. Ha bu şey demek değil tabii. Kopidi kırtlak günde 300 öğün yemek yiyorum, sürekli çekirdek cips, kola içiyorum, yiyip içiyorum. Kilo alıyorum ama bisiklet binen kilo almaz dediğiniz gibi bir olay değil bu. Sağlıklı beslenip ve yani bir tık daha özen gösterip bisiklet sürüyorsanız kilo alamazsınız zaten. Ayrıca kas oranınız arttıkça da mutlu olursunuz ben eminim. Kesin bunun bilimsel araştırması da vardır. Kontrol edin. Havadan geliyor. Ben de güzelce kullanıyorum. Teşekkürler. Şaka şaka çok çalışıyorum. Oradan geliyor.
Yönetmen diyor ki 7-24 bisiklet sürüyorsun. Nereden para kazanıyorsun kardeşim? Takipçilerine söyle diyor. Bisikletin üzerine olduğum her an para kazanıyorum. O yüzden 7-24 bisikletin üzerindeyim. Var var. Güzel soru. Tamam, buna şöyle cevap vereyim. Yönetmenimiz diyor ki Gezi Parkı olaylarında mesela direnişçi kız çekiciliği diye bir kavram çıkarttılar ortaya diyor. Hani erkeklerde de böyle bir olay var mıdır? Bisikletçi kız çekiciliği. Magazinsel bak, soruya bak. Yine magazinsel bir soru. Bisikletçi kız çekiciliği var mıdır gibi bir şey. Bence yoktur. Benim için yoktur. Ama kesinlikle var olduğuna eminim. Heh, böyle düzelteyim. Yani kesinlikle var olduğum bir... Ben çok erkek tanıyorum. Yani kadının hangi bisiklete bindiğinden bağımsız olarak bisiklet ve kadının ismi yan yana geçince bile mutlu olan sırttan çok insan tanıyorum. Sakın kim diye sormayın, onlar kendilerini biliyorlar. Öyle bir şey var. Bitme bisikletçi kız çekiciliği diye bir şey var. Neyden? Yönetmen diyor ki utandın mı? Ya bir mikrofon da ona versek bütün problem çözülecek. Burada uğraşıyorum. Aynı şeyi tekrarlayıp duruyorum seyirciler. Diğer soruya geçeyim. Bakın size bununla ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Beni izleyen bir profesyonel olun veya beni izleyen ama bisiklet kullanan bir sporcu olun. Amatör bir sporcu olun. Önemli değil. Şunu soracağım. Canınızı sıkan bir şey var. Antrenman yapmak istemiyorsunuz. Ama yapmanız gereken bir antrenman olduğunu düşünüyorsunuz. Sizce de burada olay üzerine gitmek mi? İllaki antrenmanı yapmak mı? Yani canınızı sıkan şeye odaklanmak daha mantıklı olmaz mı? Gece iyi uyuyamamışsınızdır. Ha tabii ki de şu da bir seçenektir. O başka, bakın bunu başka ayrı tutuyorum. O psikolojik bir olayı ayrı tutuyorum. Yani o gün anneniz hastadır veya ailevi bir probleminiz vardır. Maddi bir probleminiz vardır. Bir şeyler vardır. Tam o noktada tüm o problemlerin içerisinde yani antrenman yapmak istemediğiniz durumda antrenmana çıkırsanız ne kadar faydalı olacak? Ne kadar faydalı olacak? Profesyonelseniz evet, ağlaya zırlaya çıkıp yapacaksınız onu. Yapacak bir şey yok. Gece iyi uyuyamadıysanız, nabzınız çok yüksekse, tansiyonunuz kötüyse vesaire vesaire durumlarında anca değişir. Ama diğer türlü sizin yani hobi olarak bisiklet sporu yapıyorsanız, amatörseniz canınızı sıkan şeye neden odaklanmıyorsunuz? Canınızı sıkan şeyi neden çözmüyorsunuz? Ben canım sıkıldığı zamanlar bisiklete çıkıp bir bakıyorum öncelikle ne kadar ne yapılabilir vesaire gibisinden. Hani eğer bisiklete çıkacaksam o gün. Ama onun dışında antrenman yapmayacaksam, gerçekten iyi hissetmiyorsam kendimi, orada antrenman yapmaya da odaklanmaya gerek yok. Çünkü bahsettiğim gibi bu bir stres, bu bir yük. Böyle bir durumdayken siz gidip o yükte, o streste bir de psikolojik öyle bir sıkıntınız varken motive olamıyorum, disiplinle yapıyorum falan gerek yok. Ben bu arada görüyorum. Motivasyonum yok ama disiplinle yapıyorum, ediyorum diyen çok kişiyi görüyorum. Ama amatör. Tamamen yıkım yani, tamamen. Sıfır yapım, sıfır fayda, eminim yani. Böyle. Efendim, kendi kendime gelin güvey olduğum bu video serisini beğenirseniz ben böyle ara ara çıkar kendi kendime konuşurum. Zaten yaptığım şeyler severim de. Sadece sizlerle de paylaşmış oldum. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda buluşalım. Yönetmenime teşekkür ediyorum. Bir diğer videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.